edeceğiz. Bugün 1 Eylül Dünya Barış Günü. Dünya Barış Günü'nü kutlamak da en çok İzmir'e yakışır dedi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve biz de İzmir'e geldik. Sevgili Mazlum Çimen, hoş geldin. Düştüm sevda, bırakma kapında, al beni beni. Merhabalar. Beni sarar melankoli, beni sarar melankoli. Ve tabii ben yine bu barışa çağrıdan etkilense de korkturum vallahi. Halilim aman bir kez yalısın, ciğerime ateş aldı. Sizin dersiniz buraya. Ben burada. Ve tişört giydin. Çünkü bugün Dünya Barış Günü. Çok olun çocuklar, çok olun. Ben şu anda bu güzel ortamda bizleri izlemeye gelen güzel vatandaşlarımızın, İzmirlilerin yüzlerine baktığım zaman gelecek güzel olacak diyorum. İzmir gerçekten hoşgörünün, demokrasinin ve beraberinde cumhuriyete bağlılığın şehridir. O nedenle burada eminim çok güzel bir gelecek gezeceğiz hep beraber ve bugün Dünya Barış Günü. İnşallah barış getirsin önce ülkemize, sonra tüm dünyaya. Hiç kimsenin kimseye düşman olmadığı, kimsenin kimseyi incitmediği bir dünya olsun. Teşekkür ederim. Hoş geldin. Bugün uluslararası katılımı artırmak, İzmir Fuarı'nın o eski günlerine benzer havayı tekrar yakalamak için çok çalışmalıyız dedim. Dün Ticaret Bakan Yardımcısı da bu sözü verdi, biz de katkıda bulunacağız dedi. Eğer el birliği yaparsak bence o eski günlere döneriz. Sonuçta hem uluslararası katılımıyla hem işte o kültür sanat yaşamındaki zengin konuklarıyla İzmir Fuarı yine önümüzdeki günlerde, önümüzdeki yıllarda eski görkemine önemli ölçüde kavuşacak. Bu sene de mevcut klasikleri devam ediyor. Bir de teknoloji temasını belirledik ve teknoloji çerçevesinde bir sürü etkinlik var. Her yaştan insana hitap edebilecek etkinlikler var. Bunlar gerçekten çok ilgi çekecek diye düşünüyoruz. Bu Atlas Pavyonu'nu özellikle ziyaret etmenizi öneririm. Onun dışında 50 tane startup onlar için ayrılmış bir yerde kendi çalışmalarını anlatıyorlar. Hemen her köşede teknolojiye dair bir şeylerin olduğu bir fuar oldu bu. Her gün katılınabilecek onlarca aktiviteyle beraber insanlarımızın keyifle vakit geçireceği günler olacak diye düşünüyorum aynı zamanda.
yani her köşesinde apayrı hikayenin olduğu ama hepsinin birbirinden onurlu ve güzel olduğu bir hikayeler kenti İzmir. Tarihi çok eski ve bugünkü kültürel zenginliği, sosyal yaşamının zenginliği, insanların niteliği, kalitesi çok özel bir yer. Böyle bir kente ama bu kentin yetiştirdiği çocuklardan birisi olarak belediye başkanı olmak benim için büyük bir onur. Çok teşekkür ediyorum tekrar. Sağ olun. Size gerçekten hayranım. Sabirle. Yani çok çok büyük bir sanatçısınız. Çok özel bir yorumunuz var. Çocuğun gördüğü düştür barış. Annenin gördüğü düştür barış. Ağaçlar altında söylenen sevda sözleridir barış. Akşam alacasında gözlerinde ferah bir gülümseyişle döner ya baba, elinde yemiş dolu bir sepet ve serinlesin diye su pencere önüne konmuş toprak testi gibi ter damlalarıyla alnında. Barış budur işte. Evrenin yüzündeki yara izleri kapandığı zaman, ağaçlar dikildiğinde top mermil evrenin açtığı çukurlara, yangının eritip tükettiği yüreklerde ilk tomurcukları belirdiği zaman umudun, ölüler rahatça uyuyabildiklerinde kaygı duymaksızın artık boşa akmadığını bilerek damlarını. Barış budur işte. Barış sıcak yemeklerden tüten kokudur akşamda. Yüreği korkuyla ürpertmediğinde sokaktaki ani fren sesi ve çalınan kapı arkadaşlar demek olduğunda sadece. Barış açılan bir pencereden ne zaman ne olursa olsun gökyüzünün dolmasıdır içeriye. Gökyüzünün renklerinden uzaklaşmış şanlarıyla, bayram günlerini çalan gözlerimizde. Barış budur işte. Bir tas sıcak süttür barış ve uyanan bir çocuğun gözlerinin önüne tutulan kitaptır. Başaklar uzanıp ışık ışık diye ısıldarlarken birbirlerine, ışık taşarken ufkun yalanından. Barış budur işte. Kitaplık yapıldığı zaman hapishaneler, geceliğin kapı kapı dolaştığı zaman bir türkü ve dolunay taptaze yüzünü gösterdiği zaman bir bulutun arkasından cumartesi akşamı berberden pırıl pırıl çıkan bir işçi. Barış budur işte. Geçen her gün yitirilmiş bir gün değil de bir kök olduğu zaman gecede sevincin yapraklarını canlandırmaya, geçen her gün kazanılmış bir gün olduğu zaman dürüst bir insanın deliksiz uykusunun ardı sıra ve sonunda hissettiğimiz zaman yeniden zamanın tüm köşe bucağında acıları kovmak için ışıktan çizmelerini çektiğini güneşin. Barış budur işte. Barış ışın demetleridir yaz tavralarında. İyilik alfabesidir o dizlerinde şafağın. Herkesin kardeşim demesidir birbirine. Yarın yeni bir dünya kuracağız demesidir. Ve kurmamızdır bu dünyayı türkülerle. Barış budur işte. Ölüm çok az yer tuttuğu için yüreklerde, mutluluğu gösterdiğinde güven dolu parmağı yolların, şair ve proleter eşitlikle çekebildiği gün işlerine, büyük karanfilini alacak karanlığın, barış budur işte. Barış sımsıkı kenetlenmiş elleridir insanların ve sıcacık bir ekmektir o masası üstünde dünyanın. Barış bir annenin gülümseyişinden başka bir şey değildir ve toprakta derin izler açan sabanların tek bir sözcüğüdür yazdıkları. Barış ve bir tren ilerler geleceğe doğru kayarak bu dizelerin aylar üzerinden buğdayla ve güllerle yüklü tren. Bu tren barıştır işte. Kardeşler, barış içinde ancak derin derin soluk alın evren.
tüm evren taşıyarak tüm düşlerini. Kardeşler, uzatın ellerinizi. Barış budur işte.